Haydar Keleş, Erkan Keleş'in kardeşiyim. Ben de abimi 2010 yılında maalesef aynı acıları çekerek işte kaybettik. BEDAŞ'ta taşeron firmada bir kazma kürek elemanı olarak çalışırken yüksek gerilim hattında çıkıp onarım ustası olarak görevlendirildi. Yine bir bayram günüydü. Bayramın ikinci günü sabahında gitti. Bir yüksek gerilim hattında arıza var bildirildi. Olay yerine gelen teknisyen arızayı kestiğini bildirdi. O da çıkıp işte arızaya müdahale etmek istedi. Yani gereken kontrolleri yaptı kendi açısından. Ama maalesef ki vermeyebiliyor elektrik, yani kendini göstermeyebiliyor. Vinç operatörü diye yukarıya çıkarıyor ve orada çarpılıp maalesef elektrik akımına çarpılıyor ve aşağı indirilemiyor. Orada yarım saat can çekiştiriliyor, bekliyor ve bu insan uzun zamandır, 2,5 yıldır davayı yeni açabildik. Bir bilirkişi raporu yapıldı, savcı gitti, bilirkişiler gitti, olayın içerisinden 3 ay geçti. Olayı denetledik, hiçbir güvenlik malzemesi yok, hiçbir şey yok, hala içerisinde dalga geçer gibi insanlarla hiçbir şey yok ve olaydan 2 yıl geçti, hala cezayı açamadık ve savcı gönderiliyor, yerine yeni bir savcı getiriliyor. Yeni savcı da bizim bilirkişi raporumuzu çok detaylı bir şekilde buluyor. Kendisine yeni bilirkişi raporu hazırlanmasını istiyor. Bilirkişiler de nasıl oluyorsa masa üzerinden, olayın yerine gitmeden masa üzerinde bir bilirkişi raporu hazırlıyorlar ve Erkan abimin bayram günü ne derdi var? Yani çıkıp yüksek gerilim hattını kendisi müdahale ediyor. Ölen bir insan sorumluluyor. Yani bayram günü evde çoluk çocuğuyla çocuğu var, onu sevmenin yerine çıkıp elektrik arızasını onarmaya darlığı tutuyor tabii ki. Böyle bir buluyor. Tabii daha sonra hukukçularımız olaya biraz müdahale ediyor işte. Ama kaynağı alınmadan iddianame hazırlıyor. Şu anda da ağır cezaya gidiyor davamız. Tabii ki doğru bir şekilde hazırlanmadığı için mahkeme ağır cezaya gönderiliyor. Yani demek istediğim her şey aynı. Her şeyde bir dümen hazırlanıyor. İnsanları kendilerini üzmeyecek bir şekilde. Nasılsa vatandaş, herkes vatandaş. Vatandaş bir şey yapamaz. Vatandaş sesini burada ne kadar duyurabiliyor? 15 haftadır burada toplanabiliyoruz. Belki sesimizi duyurabileceğiz ama medyanın büyük bir bölümü, belki hepsi devletin elinde olduğunca tabii ki insanların sesi kesiliyor. Bu şekilde herkes acı çöküyor. Kimsenin acısı bitmemiş burada. Herkesin acısı ilk günkü gibi orada. Bir karış çocuğa bakınca ölen insanın herkes yüzünü görüyor belki de. Ama yine değişen bir şey yok. Belki sesimizi duyarlar. Ne zaman duyarlar? O başbakanın ya da o bakanlarının birinin canı yansa bu şekilde. Belki bizim acımızı biraz anlarlar. Belki olaya biraz müdahale ederler. Hiçbir şeyin denetimi yok yani. Hala devam ediyor. Hiçbir yerde yok. Hiçbir iş yerinde yok yani. Ben de iş olarak çalışıyorum. Benim çalıştığım iş yerinde bile yok yani. Hiçbir yerde yok. Yani hepimizin acısı büyük. İnşallah Allah hepsine ıslah etsin yani. Belki bizim sesimizi duyarlar. Belki bir yerden vicdanları olurlar. Teşekkür ederim.